Tayland'da yönetime el koyan ordu içlerinde tanınmış akademisyenlerin de olduğu 35 kişinin daha kendilerine rapor vermesini istedi. Duyuru arasında eski başbakan Yingluck Shinawatra'nın da olduğu 100 kadar kişinin gözaltına alınmasının ardından geldi. Shinawatra Cuma gününden bu yana başkent Bangkok'ta gizli bir yerde tutuluyor. Bütün bunlar yaşanırken ordu yetkilileri de ilk kez bir basın toplantısı düzenleyerek bilgilendirmede bulundu. Eğer çatışmalarla ilgili herhangi bir bağlantılarını tespit etmezsek gözaltındaki kişilerle ülkedeki durumun çözümü için ortak zeminde buluşmaya çalışacağız. Ve tabii ki onları serbest bırakacağız. Yetkililer Shinawatra'nın bir haftadan fazla gözaltında tutulmayacağını belirtirken ancak ülkedeki durum nedeniyle bu işlemin zorunlu olduğunun altını çizdi. Öte yandan darbe karşıtları ise gösteri yasağına rağmen Bangkok'ta küçük de olsa bir protesto gerçekleştirerek darbeye karşı duruşlarını gösterdiler. Yaşananlara uluslararası tepkiler de gelirken Amerika Birleşik Devletleri Tayland'a yönelik 3,5 milyon dolarlık askeri yardımı askıya aldığını duyurdu.